Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Sayın seyirciler, 13 yıl önce 28 Şubat kimine göre postmodern darbesi, kimine göre muhtırası verilmişti. 13 yıl sonra Türkiye'nin durumuysa bambaşka. Hem 28 Şubat'ı hem bu 13 yıl sürecinde asker-sivil ilişkilerini bu akşam ele alacağız, tartışacağız. Tarafsız Bölge başlıyor. Evet, 28 Şubat'tan bugüne neler yaşandı bunu tartışacağız. Kimlerle tartışacağız hemen konuklarımızı tanıtalım. Oktay Ekşi bizlerle. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hürriyet Gazetesi başyazarı. Avni Özgürel bizlerle, Radikal Gazetesi yazarı. Avni Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 28 Şubat döneminde diskin başındaydı. Daha sonra parlamenter oldu. Rıdvan Budak bizlerle. Siz de hoş geldiniz Rıdvan Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Profesör Mehmet Bekaroğlu Fazilet Partisi'nde milletvekilliği yaptı. Mehmet Bekaroğlu'na da hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Şimdi 28 Şubat'ı konuşacağız. 28 Şubat'tan bugüne yaşanan değişimleri konuşacağız. Ve bugün gelinen son noktayı ele alacağız. Özellikle asker-sivil hükümet ilişkileri bağlamında. Önce isterseniz biraz 28 Şubat'ta bakalım. O gün ne oldu? O günlerde neler oldu? Neler yaşandı? Yaşananları 13 yıl sonra daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Nasıl bir manzara çıkıyor? Buna bir bakalım istiyorum. Rıdvan Bey sizinle başlayalım. Bize bir analiz yapar mısınız? Yani bugünden baktığınızda kısa bir şekilde değerlendirmek gerekirse 28 Şubat olumlu mu oldu, olumsuz mu oldu, neye yol açtı? Gerekli miydi, gereksiz miydi? Biraz buraları konuşalım. O eski defterleri açalım. Sonra bugüne olan yansımalarını da ayrıca konuşacağız. Evet, 28 Şubat'a gelmeden evvel galiba 3 Kasım 1996'ya gitmek lazım. 13 yıl öncesinin. Susurlu'na gitmek lazım. Susurluk kazası ve büyük bir toplumsal gerginlik var. Sayın Erbakan Susurluk'la ilgili biraz da ortağı olan Doğru Yol Partisi'nin hatırı için, çünkü orada o günün kazasında ortaya çıkan bir takım kimliklerde bir bakan arkadaşımızın dahli olduğu ortaya çıktı. Hükümetin sarsılmaması için Sayın Erbakan fasa fiso dedi. Halbuki Susurluk Erbakan'a ve Erbakan hareketine... Yani orada bir kere toplumun aydın, sivil, sol kesimlerini karşısına aldı. Yani Susurluk'a fasa fiso denmezdi, denemezdi. Nitekim Susurluk doğru dürüst ortaya çıkarılsaydı, sonradan görevlendirilen yüksek bürokratların yazdığı raporlar doğrultusunda girişimlerde bulunulsaydı, bugün belki Türkiye çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Belki 28 Şubat yaşanmazdı. Yani Susurluk'a fasa fiso demesi nedeniyle bir sol kamuoyunu, aydınları... Sol, aydın, duyarlı kamuoyunu karşısına aldı. Çünkü ama 28 Şubat'ın yani, gerekçesi Susurluk falan değildi biliyorsunuz. Değil ama yani şimdi her şeyi görmezden gelen bir hükümet, her şeyi görmezden gelen, sadece iktidar olmak için bütün yanlışları... görmezden gelen bir anlayış olamaz. Yani bu tabii sadece Sayın Erbakan'ın suçu günahı değil. Bu ülkede maalesef siyaset adamların cümlesi bunu yapa geldiler. Yani
Mesela Sayın Mesut Yılmaz işte bunları ortaya çıkarmaz. Başbakanlık bana haram olsun dedi. Hiçbir şey yapmadı. Yani bunlar hepimizin bildiği şeyler. Ancak tabii 28 Şubat bir askeri muhtıra da değil. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil üyelerinin yani Sayın Başbakan'ın, Sayın Bakanların, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da içinde olduğu bir yapının ortaya koyduğu bir deklarasyon, bir açıklama ne derseniz deyin. Bildiri. Yani evet. Mesela ben hiç unutmuyorum, hatırlıyorum. Tabii bir sürü olay oldu. Yani Şevki Yılmaz size demin gösterdiniz. Olur olmaz laflar ediyor, öbürü başka şeyler söylüyor, öbürü başka şeyler söylüyor. Kayseri Belediye Başkanı arkadaşımız olur olmaz şeyler geliyor. Toplumda bir rahatsızlık oluştu. Bunlar hep zaten yani iktidarlara göre bir de böyle insanların cesaretleri, bu konulardaki cesaretleri farklı biçimde tezahür ediyor, ortaya çıkıyor falan filan. Yani son derece rahatsız edici şeylerdi. İşte Kaddafi, tabii Sayın Erbakan onları belki orada yemek zorunda kaldı, yutmak zorunda kaldı ama orada da tabii Türkiye'nin bir itibarı sarsıldı. İran Büyükelçisi'nin Sincan'daki olayların içinde bulunuş biçimi, Sincan Belediye Başkanı'nın Refah Partili oluşu, ne bileyim ben işte Ramazan'daki iftara yani çağdaş kılık kıyafetle ilgisi olmayan kıyafetlerle insanların gidişi, hatta o dönem Mukadder Başeymez söylemişti, bunlar tarikat lideri falan değil, bunlar Hasan Hüseyin Ceylan'ın toplamaları falan dediği olaylar, efendime söyleyeyim. Yani işte Halil İbrahim Çelik, Urfa Milletvekili, Urfa eski belediye başkanının işte fıstık gibi olacak demesi, işte Sayın Erbakan'ın bize efendim oy vermeyen patates dinindendir sözleri var. Bütün bunlar toplumu rahatsız etti. Yani biz bunları dinlemek zorunda değiliz ki. Yani ben hiçbir aklı başında aydının, hiçbir aklı başında insanın inançlı insanları rahatsız edecek bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Yani akıllı insanın yapacağı iş değil ki ben inanç sahibi insanların niye rahatsız edeyim. Yani patates için oldu 28 Şubat. Hayır, patates için oldu demiyorum. Diyorum ki bütün bunların bileşimi ortaya böyle bir şey çıkardı. Yani şimdi söylemedi mi? Sayın Bekar oldu. Yani Sayın Erbakan bunları söylemedi mi? Yani Sayın Erbakan zaman zaman sizin de benim de konuşurken güldüğümüz bir saygıdeğer siyaset adamı, bir eski başbakanımız ama sonuç itibariyle bunlar söylendi. Yani şimdi bunların herkeste yarattığı iz başkadır. Siz bunu hoş karşılayabilirsiniz. Ama ben bunu hoş karşılamam. Yani Sayın Erbakan gibi düşünmeyen veya Refah Partisi'ne oy vermeyenler patates dinindendir derseniz size oy vermeyen %80'i rahatsız edersiniz. Mesele budur. Bunu sizin çok kolaylıkla anlayacağınızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla onun için de tanklar gelsin. Efendim şimdi bakın o Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıktıktan sonra Lütfi Esengün Bey Devlet Bakanı dedi ki ne yaptınız diye sorulduğunda irtica ile mücadele etmeye karar aldık dedi. Şimdi her şey bu kadar açık ve yalın oldu. Yani Milli Güvenlik 28 Şubat kararları askerin tek taraflı olarak verdiği bir muhtıra falan filan değil ki. Anayasal bir kurumun sonuç itibariyle ortaya koyduğu tavır. Ha burada sivil toplum örgütleri ne yaptı diye merak. Ya ona girmeyelim. Hayır bizler nasıl biliyorum size bir tepki koydunuz. İşler yaptık. Hayır biz onu anlatırız. Onu konuşuruz. Ama yani o gün olanlar bunlardı. Keşke bunlar olmasaydı. Çok güzel anlattınız yani evet. Gayet bunlar vardı. Evet. Bu bir duyarlılık oluşturdu. Evet. Milli Güvenlik Kurulu'nda da anormal bir şey olmadı sonuçta. Oradan çıkan devlet bakanı da beraber karar aldık. Biz artık irtica ile mücadele edeceğiz dedi. Evet. Yani siz bir anormallik en azından görünürde kağıt üzerinde görmüyorsunuz. Bekaroğlu nasıl görüyor ona bakalım. Vallahi ben tabii böyle bakmıyorum. Şimdi bir sürü olaylar oldu. Yani söylenmemesi gerekli şeyler. İşte hoca patatesini dedi mi demedi mi bunlar tartışılabilir. Fasafiso bir sürü olaylar var. Ama 28 Şubat bunlar için olmuş değil. Yani 28 Şubat hazırlanarak. Yani 28 Şubat'a böyle bakmak Sayın Budağ'a böyle bakmadı elbette ama
bu son zamanlarda yapılan bütün bu darbe, soruşturma, Ergenekon bunları hiç incelememek, hiç bakmamak anlamına gelir. 28 Şubat bana göre planlanarak tahammüden yapılmış bir iştir. Elbette bir takım amacı olaylar... Amacı nedir? Geleceğim. Elbette bir takım olaylar... Amacı vesayet sistemini pekiştirmektir. Bir takım olaylar olmuştur ama bir takım olaylar da yaratılmıştır. Bir sürü insanlar yazdı. Sanıyorum dün siz de Fadime Şahin'le ilgili şeyler yazdınız. Yani bir sürü olaylar oldu, bir sürü olaylar da icat edildi. Bugün bakıyoruz işte koca koca ordu komutanları falan içeri giriyor. Yani bunu savcılar herhangi bir delil olmadan falan yapıyor değiller yani. Önemli şeyler. Bakıyoruz o planlara. Bir darbeye, bir müdahaleye gerekçe hazırlamak için neler planlanmış, neler düşünülmüş, edilmiş. Bunlar bugün plan şeyinde kalmış. O gün uygulandı. O gün 28 Şubat'ta vesayeti pekiştirmek için bir seçilmiş bir hükümeti, meclisten güvenle oy almış bir hükümeti indirdiler. Yani ha, istismara kapı aralayabilecek bir takım demeçler, olaylar olmuştur. Olmuştur, olabilir. Ona bir yani, şey demiyorum olabilir. Diyorsunuz ama onlar, yani Rıdvan Budağ'ın saydığı olayların bir kısmı böyle değerlendirilebilir. Vardır ama onlar değildir. Susurluk'ta 28 Şubat'ın da çok ciddi bir ilişkisi var. Susurluk'ta bugün bir şekilde bir kısmı ortalığa çıkan, işte mahkeme kararlarına doğru giden ya da mahkeme önünde olan bir sürü gizli, bir sürü kirli çamaşır, devlet dolayımlı kirli çamaşır bir şekilde Susurluk'ta asfalta saçıldı. Yani çok ciddi şeylerdi Susurluk'ta. Çok önemli bir fırsat yakaladı Türkiye toplumu. Erbakan Hoca'nın fasafisosu falan bunlar hepsi eleştirilebilir. Ama bir anda Susurluk'a oluşan tepkinin hükümete tepkiye dönüştürülmesi, sivil toplum örgütlerinin orada takındıkları tavırlar falan da bunlar da tartışılması gerekiyor. Tartışılacak. Şimdi Mehmet Bekaroğlu bir şey soracağım size. Geçenlerde Ömer Çelik, Başbakan'ın danışmanı ve AKP milletvekili, AK Parti milletvekili Ömer Çelik enteresan bir açıklama yaptı. Bir konuşmasında enteresan bir noktaya değindi. Bu 27 Nisan bildirisinden bahsederken dedi ki askerin yayınladığı bir bildirinin muhtıra haline gelmesi için muhatabın tavrıdır önemli olan. Tamam. Yani biz de 27 Nisan'da dedi bize bildiri verdiler. Biz dedi o bildiri karşısında dik durduk, onu kese kağıdına çevirdik dedi. Tamam. Şimdi 28 Şubat'ta da siz ya da işte o zamanki partiniz Erbakan bunu, bu bildiriyi kese kağıdına çevirecek bir hareket yapmadı. Neden yapmadı? Çevirebilirdi. Bakın o zaman bir koalisyon hükümeti var. Sanıyorum bu pazar günü Erbakan Hoca bir konferansta bunu anlattı ne olduğunu. Yani bu hükümetin bildirisi filan değil. Yani askeri geliyor 4 saat 18 maddeydi hazırlamış. Açıkladılar yani bunu. Bize de defalarca anlatmıştı. Koyuyor şeyin önüne. Bunları yapacaksınız diyor. Tamam, Erbakan da çıkıyor. Bu diyor anayasaya aykırı. Bunu yapamayız yani. Bunu anayasa sonra yazı yazıyor. Anayasaya uygun şekilde yapılması edilmesi. Ama Ömer Çelik'in söylediği iş farklı. Bugün parlamentoda büyük bir çoğunluğu olan bir iktidar var. O gün ise bir koalisyon hükümeti mevcut ve hükümetin yani geri adım atması, dik duramamasının sebebi 50 tane milletvekilinin işte hoca yassı adayla tehdit edildiler falan dedi. Değişik sebeplerden dolayı Doğru Yol Partisi'nden istifa etmesi. Hükümet bu şekilde düştü. Yani ben orada dik durup durulmadığı, yani orada onları savunacak durumda değilim. Ama durum farklı. Yani o zamanki işte bildirinin muhtıraya dönüştürülmesi, burada paçavraya çevrilmesi son derece farklı. Yani %20 oy almış işte birinci parti belki ama işte 150 milletvekiliyle iktidarın büyük ortağı, öbür tarafta da başka ortağı var. Biraz evvel Sayın Budağ'ın ifade ettiği gibi Susurluk'ta değişik yerlerde bir şekilde bulaşmış bir partili hükümet devam ediyor. Ha bu partiyle niye hükümet olundu, nasıl olundu bunlar tartışılabilir. Ama 28 şartlar Şubat, aynı değil diyorsun. 28 Şubat ne Şevki Yılmaz için yapılmıştır, ne hoca söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum. Patates dini için filan yapılmıştır. 28 Şubat açık net bir şekilde Türkiye'de mevcut vesayet sistemini tahkim etmek için yapılmıştır ve nitekim de öyle olmuştur. 1960 da öyledir, diğer müdahalelerde de öyledir, 12 Eylül'de de öyledir. Sürekli şekilde vesayet sistemi biraz tahkim edilmiştir. Biraz bunu tartışalım. Oktay evet. Bey ne diyorsunuz? İki farklı bakış açısı. Tabii de şimdi genelde tabii hem Rıdvan Budağ'ın hem hocanın Bekaroğlu, Mehmet Bekaroğlu'nun çok haklı oldukları yerler var. Onlara itiraz edecek bir şey mi yapıyoruz? Yani bu noktaya gelmeden Sayın Bekaroğlu'nun
bir sözüyle ilgili bir şeye ihtiyaç duydum, açıklama gereği var diye. 27 Mayıs 60 hangi vesayetin tahkimi için oldu onu anlayamadım. Yani 60'a kadar 10 sene Demokrat Parti sivil bir iktidarın bütün gücüyle ülkede hüküm sürdüğü bir meşru iktidarıydı. Orada az önce söylediğinize benzer bir tablo yoktu. Hani vardır da askeri bir vesayet onu sürdürmek için yapıyor. Alakası yok. Ben, böyle bu manadaysa sözünüz. İki cümle söylememe izin verirseniz. Şöyle yani Türkiye'de 1924 Anayasası ile kurulmuş bir rejim var. Devam ediyor. 1950'de işte bir sebeple çok partili demokratik sisteme geçiliyor. Demokrat Parti iktidara geliyor. O tartışmalar hepsi yapılıyor ama aslında 1960 müdahalesi bana göre vesayet sistemi, ben öyle değerlendiriyorum. Bir sürü anayasal boşluklar, 24 anayasası ile bundan sonra bu vesayetin devam etmesinin mümkün olmadığını gördüğü için müdahale etti ve 1960 anayasası herkes çok över eder, demokratik işte insan hakları ile ilgili, sendikal haklarla ilgili bir sürü açılımlar getiren anayasa bana göre bugünkü anayasal vesayet sistemi de tahkim etmiştir, kurmuştur diye bakıyorum. O anlamda başlangıcıdır belki. Başlangıcıdır ama yani 24 Anayasası'ndan beri geliyor. 24 Anayasası'nı tartışmayalım, oturup konuşalım yani işte. Tekçi devlet 24 Anayasası kurulmuştur ve devam etmiştir. Çok partili demokratik sisteme geçmişiz ama biz anayasal ciddi değişiklikler yapılmamış ki, evet. Geçilmiş. Nitekim 50-60 arasında bunun sancıları yaşanmış. Bunun sıkıntıları yaşanmış. Daha sonra müdahale edilmiş. Artık ayrı bir tartışma konusu. Evet şimdi yani ikinci meclis, anayasa mahkemesi filan bir sürü şey. 60'da geldi. 60'da geldi. Benim evet. Sözüm şu anlamda. O anlamda haklısınız siz yani. 50-60 arasına tepki değildir. Değil. O şekilde yani, değil. Evet. 61 anayasasının da sözünü ettiğiniz husus şudur. Vesayet sistemi kurmak değildir orada. Demokratik bir rejime geçiyorsunuz 61'de. Bendeniz hani eski deyimle min gayri haddin o anayasayı yapan kurucu mecliste bazılarına göre askerlerini atadığı, bazılarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanından alakası yok. Meslektaşlarımın gizli oyla seçildiği bir temsilci olarak orada görev yaptım. O anayasa bakınız askerlerin siyaset yaşamındaki yerini bir meşrulaştırma amacıyla Milli Güvenlik Kurulu kurmuştur. Tamam mı? Yani sivil iktidar ile asker bir önemli kurum bunların arasında sağlıklı bir diyalog kurmak için meşru düzeyde düzende bu iş gerçekleşsin diye Milli Güvenlik Kurulu kurmuştur. Bu bir. Orada belki 27 Mayıs ihtilalinin etkisiyle konulmuş tartışmaya açık hüküm Genelkurmay Başkanı'nın başbakana karşı sorumlu olmasını gerektiren hükümdür. Yani taviz hükmü odur. Bir de izin verirsen hoca bir saniye. Milli Güvenlik Kurulu müdahale etmiştir diyor. Yani asker kışlasından çıkmadan bu müdahale mümkün olmuştur diyor Demirel. Bakınız. Milli Güvenlik Kurulu iki blok arasında diyeyim demek ihtiyacını duyuyorum. Sağlıklı diyalog kurma ihtiyacının kurumudur. Bunu eğer iyi işletirseniz hiçbir zararı yoktur. İsmet Paşa da bu memlekette başvekildi şeyden sonra, 61'den sonra. Süleyman Bey de başvekildi 61'den sonra. Milli Güvenlik Kurulu hiç kimsenin sırtında büyük değildi. Süleyman Bey de ama bir sürü şapka alıp gitti efendim, geldi yani. Gerçekleri konuşuyoruz. Yani eğer patates diniydi, kızlara selam çakacaklar filan, işte kanlı da olacak, kansız da olacak. Bu tür gerçekten bardağı gereksiz yere dolduran ve bir aşamadan sonra da birilerinin, onu kullanmak isteyen birilerinin eline koz veren bir takım şeyler yaparsanız, işte bu henüz çocukluk aşamasında olan bu demokrasi ikide bir
başına bir kaza gelerek bunları yaşıyor. Orada arızayı 28 Şubat'ı savunmak için söylemiyorum. Orada arızayı de ülkeyi yönetme iddiasındasın. Başbakansın. Sorumluluk mevkiindesin. Sen sorumluluk mevkiinin devlet adamlığının gereklerini yerine getirerek bu ülkeyi yöneteceksin. Yoksa arabayı ikide bir şarampola yuvarlarsan bunun devlet adamlığı etmeyin efendim olmaz. Yollara kayaları yuvarlıyorlar. Yani şimdi burada yani burada yapılan hükümeti, sivil iktidarı şey yapamayız ki, bekliyor adam ya, yollara taşları yuvarlıyor, tanklarla kesiyor. Öyle iş mi olur yani? Yani hırsızın suçu yok, ev sahibi kapıyı şey bıraktı. Hırsız geldi. Kapıyı dinamitle havaya uçurdu efendim, yani kilitle ilgili değil bu iş. Ki hırsızın suçu yok diyen yok sevgili hoca. Söylediğim benim çok net. Türkiye'desin. 700 yıllık bir demokrasinin üzerinde başbakanlık yapmıyorsun. Senin parlamenter sistemin hala çocukluk dönemini bile idrak etmiş bir sistem değil. Senin sokaktaki adamın demokrasinin kurallarından henüz yeterince istifade etmiş, onu içine sindirmiş değil. Yani hepimiz biliyoruz Türkiye'yi. Bütün bunların içinde bu gerçekleri göz ardı edip de sen patates diniyle bilmem işte öbürüyle bununla filan neyse bunları bardağa taşıracak yanlışları bu kadar yaparsan fırsat arayana fırsat verirsin diyorum ben. Sözüm benim bu kadar basit. 28 Şubat elbette. Heşke olmasaydı niye olsun? Avni Özgür. Ben öncelikle Oktay abinin bir 60 ihtilal sonrası, darbesi sonrası sürece kurucu meclis ve Milli Güvenlik Kurulu yapılanmasına ilişkin söylediklerine dair bir iki bir şey söyleyeyim. Evet, 61'de bir anayasa yaptılar Oktay abiler. Böyle bir Milli Güvenlik Kurulu falan oluşturuldu. Yani anayasada işte milletvekili nasıl seçilir, cumhurbaşkanı nasıl seçilir, şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır, hepsi var. Seçim de yapıldı. Dediler ki tamam, cumhurbaşkanını seçelim. O anayasa mer'i, yürürlükte yani. O anayasaya göre aday olan Ali Fuat Başkin'in alnına tabanca dayadı askerler. Çekil adaylıktan diye. Oktay abinin o uzlaşma. Anayasayla bir ilgisi yani, yok ki. Hayır, anayasayla bir ilgisi yok da. Yani bu işler yapılır ama diyorsunuz. İyi anayasa yapmakla, iyi kanun olmasıyla bir alakası yok. Yoksa bu Milli Güvenlik Kurulu zemini iyi işletilirse diyor Oktay abi. İyi işletilirse diye bir şey yok. Çankaya siz şahit olmuşsunuzdur. Çankaya bütün parti liderlerini toplayıp Çankaya protokolü diye imzalattırıp bundan sonra bizim dediğimizi yapacaksınız. Bizim dediğimizi yapmazsanız parlamentoyu da feshederiz. Hepinizi de içeri tıkarız dediler. Kimler? Açtırma etmeyiz. Asker. Şimdi yani, Avni şeyi söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetler yani, Birliği'nin dayatmasını söylüyor. Dediği doğrudur. Tabii. Yani bunların hepsi var. Ama Çankaya'da o dediğin olay sırasında Gürsel Paşa Cumhurbaşkanı'ydı. İsmet Paşa da kabineyi kurma durumundaydı. Toplantı yani, yapıldı. Evet. Toplantı yapıldı. Oradan sivil yönetime geçişin kararı alınarak o Çankaya toplantıları bitirildi ve hükümet kuruldu ve koalisyon hükümeti kuruldu ve sonrası da işte şimdi yani yürüdü. Söylemek istediğim yani öyle bunlar ki, da yaşadığımız yani şeyler. Bizim o süreçten sonra yani biliyorsunuz o Talat Aydemir darbe girişimi falan. Talat Aydemir Avni Bey şöyle ya, yapalım. Bu tarihle ya, ilgili. Hayır. Şunu söyledikten sonra 28 Şubat'a geleceğim zaten. Talat Aydemir'in darbe teşebbüsünden vazgeçirilirken bir söz verildi. Soruşturma yapmayacağız seninle ilgili diye. Ve Türkiye bir darbe teşebbüsünü soruşturmayacağına dair kanun çıkarttı. Peki. Şimdi gelelim 28 Şubat'a. Burada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şöyle yapalım. Yani Erbakan'la ilgili. Tamam. 28 Şubat'la ilgili sizle başlayalım. Bir kısa ara verelim. Epeydir kısa ara vermedik. Sonra sizinle devam edelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. 28 Şubat'ı tartışıyoruz. 28 Şubat'ı tartışırken Rıdvan Budak özellikle ortaya konan hükümet performansının
bir takım aksaklıkların, problemli söylemlerin, üslubun böylesi bir müdahaleye zemin hazırladığını, aslında ortada bir müdahalenin de olmadığını belirterek ortaya koydu. Oktay Bey fırsat verildi dedi. Mehmet Bekaroğlu da zaten bir fırsat aranıyordu. Orada önemli olan fırsatın aranmasıdır diyerek ona vurgu yaptı. Şimdi Avni Özgürel ne diyor? Avni Özgürel nasıl bakmamız lazım 28 Şubat'ta? Yani asker 28 Şubat'ta sivil hükümete meşru zeminde de olsa bir baskı yaptı. Niye o zamanın sivil hükümeti buna direnmedi mesela? Yani buna direniş göstermedi. Valla iyi ki direnmemiş. Neden? Yani şimdi direniyorlar ama. Hayır bakın o farklı. Şu iyi ki direnmemiş derken Türkiye'de o günü siz hatırlıyorsunuz. Bir başka televizyonda idiniz ve o gece yanlış hatırlamıyorsam o gece Sayın Erbakan televizyonunuzda programa çıktı. Ve insanları itidale çağırdı. Çünkü çok büyük bir infial vardı. Eğer bize bunu dayattılar, buna direneceğiz deseydi Türkiye'de kan gövdeyi götürürdü. Emin misiniz? Hiç şüphem yok. Yani Türkiye'de bir iç savaş çıkardı. Düşününüz ki. Bir dakika ki, katılıyor evet, musunuz Oktay Bey? Bir şeyle tamamlayabilir miyim Ahmet? Çok önemli bir şey söyleyeceğim izin verirseniz. 28 Şubat'tan çok sonra Fazilet Partisi kapandığı gün, iki gün önce ben gittim dedim hocam parti kapatılıyor. Bunun şeyi yok. Susmayalım. Ne yapalım dedi. Hiç olmazsa biz Cuma günü kapatacaklar. O gün bütün 81 ilde, büyük ilçelerde, teşkilatlarda oturalım iki gün. Böyle bir tepki gösterelim. Bütün kamera, dünyada bizi izleyecek. Bunu dünyaya anlatalım. Bana dedi ki provokasyonları önleyecek bir şeyin var mı? Yani yapabilir misin? Hoca her zaman böyle yaklaşır. Dedim hocam birkaç tane de provokasyon olsun. Hoca her zaman böyle yaklaşır. Yani sizi teyiden. Yani bunlar bir süreçten sonra beklenecek şeyler. Ben o tarihte Türkiye'de sivil bir takım kadroların bu gelişmenin önüne sesli bir şekilde çıkıp da direnebileceğine gerçekçi bir bakış olarak itibar etmiyorum. Yani Erbakan bize baskı olamaz yaptılar deseydi. Hayır, bir yere varamaz. Bir defa Erbakan onu diyemeyeceğini, o konjonktürde koşulların buna müsait olmadığını derse altından kalkamayacağı kadar büyük riskleri üstlenmek durumunda kalacağını görmüştür. Bakınız ister istemez hafızam şey yapıyor. 1960'da ihtilal oldu. Hiçbir demokrat partili, ki milyonlarca demokrat vardı bu Türkiye'de, hiçbir demokrat partili çıkıp da bir yapılan yanlıştır beyler demedi. 22 Şubat oldu, az önce Avni söz ediyordu. 22 Şubat'ta Talat Aydemir harbiye talebelerini yürüttü ve işte İsmet Paşa'nın hükümetini Çankaya'da. Hayır, önce Çankaya'daydılar, sonra şeye geldiler. Milli Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldiler. Evet. Orada neredeyse enterne edebilecek bir durum vardı. Ama neyse, orada Talat Aydemir'in kendisi asker olarak yaptığı yanlış vardır. Bence iyi ki yaptı. Sonuç olarak 22 Şubat'ta hükümet el koydu. Yani İsmet Paşa egemen oldu. Onu yaptığı zaman Talat Aydemir'le el altından mesajlaşma sırasında az önce Avni de sözünü ediyordu. Harbiye talebelerine herhangi bir yaptırım uygulattırmama sözünü verdi. Yani bu çocuklar bir yanlış yaptılar ama bu yanlışın cezalandırılmasına ben engel olacağım. Nereye varacaksınız? Yani buradan cümle şundan nedir? Şundan şunu söylüyorum. Bunlar aşama aşama görüyoruz ki toplumda ilerliyorsunuz. Tabii de birikimler oluyor bu arada. Bu askeri müdahaleler yanlıştır anlayışı giderek büyüyor ve en sonunda bir mukavemet yuvası haline gelebiliyor. O bir güç haline gelebiliyor o anlayış. Şimdi onu yaşıyoruz. Anladım. O tarihte bunlar yoktu. Yeniydi her şey diyorsunuz. Çok şimdi, anlamlı bir açıklama oldu. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Oktay abinin söylediği şu manada doğru değil. Yani bu
efendim Harbiye çocuklarını affedelim filan, öyle bir masum gerekçe yok onu kanunun altında. İsmet Paşa o soruşturmayı tırmandırıp üstteki komutanların isimlerinin ortaya çıkmasından ürktü. Neyse Avni Bey, o neyse, çok ayrıntılı. Onu geçelim. Konu. 28 Şubat dediğimiz tabloya baktığımızda, evet Erbakan'ın bu sözleri var. Refah Partililerin bu tür beyanları var. Bunların hiçbirisini o yoktu, olmadı filan diyemeyiz. Ama Refah Yol iktidarı döneminde Türkiye'nin devlet politikasının izleye geldiği, o ana kadar izleye geldiği devlet politikasından sapma diye niteleyebileceğimiz bir tek kararı bile yok. Bir tane bile. Dış politika dahil. Erbakan. Bir tek kararı bile yok. Karar manasında. İslam ortak, laf pazarı, manasında. İslam ortak bakın, pazarını ben mi icat ettim? Bakın, başka bir şey mi İslam ortak? Ne var? İslam ortak pazarı anayasaya aykırı yani, mı? Hayır Sayın değil de yani. Yani iftica mıdır İslam ortak pazarı? Devlet politikasından sapma diye niteleyebiliyorum. Politik sapmadan söz ediyorum. Evet, bakın devlet politikasından sapma diye niteleyebileceğimiz bugün benimsel, bugün ya ne saçmalıktır idi diyebileceğimiz filan. Bir tek kararı bile yok. Nereye varacaksınız? Bu, yani haksızlık mı yapıldı diyorsunuz? 28 galiba. Şubat'ın iktidara el koymayı suç işlendi, aklına koymuş bir ordu veya askeri kadronun eylemi dışında bir sebeple izah etmek Türkiye'nin bugününü de kavrayamamak demek. Şimdi eğer 28 Şubat'tan sonra bugün 27 Nisan bildirisinin içeriğini hepimiz biliyoruz. 28 Şubat'ta 8 yıllık eğitim bilmem ne falan gibi bir takım şeyler sıralanıyor. 27 Nisan bildirisinde ki bunu imzalayan yazdığını söyleyen Genelkurmay Başkanı canım ne muhturası hiç yani öylesine aklıma geldi yazdım gibilerden bir laf da etti. Efendim o 27 Nisan bildirisinin içerisinde darbe tehdidi var açıkça. Arkası darbe olmalıydı. Tarafız diyor. Yani o kadar ona karşılık ona, yani Türkiye eğer o 28 Şubat sürecini yaşamamış olsaydı aydınlar o süreçte Erbakan'ın yanında ya da siyasetin yanında durmamış olmanın durmamış olmaktan kaynaklanan hatayı idrak etmemiş olsalardı 27 Nisan bildirisinde karşısında AK Parti o kadar dik duramazdı. Türkiye'de bütün sivil kadrolar, yazarını, çizeri, AK Partilisi, CHP'lisi fark etmiyor. Kaldı ki herkes yani o 27 Nisan bildirisinin karşısında Tayyip Erdoğan'ın duruşunu doğru yerinde haklı buldu. Doğrudur. Bütün bunda Bey, 28 yani Şubat sürecindeki ezikliğin, tuzağa düşürülmüşlüğün, oyuna getirilmişliğin deşifre olmasının birader deşifre olmasının psikolojik etkisi payı var. Peki yani Rıdvan Bey katılıyor musunuz? Bir de hoca çekip de gitmedi yani. Hani dik durmadı, şapkasını alıp gitmedi. Hoca yani 28 Şubat'tan Haziran'a kadar hoca kaldı. Yani DYP'nin çözülmesiyle hükümet gitti yani. Şapkasını al, evet özür dilerim şapkasını alıp gitmemiştir. İmza attı. Onlar DYP'nin falan yani nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz yani. Evet, bekar yani oldu. Şimdi bunların hepsi aleni tehditlerle. Tehditlerle yani tabii. Silah tehditleriyle. Tabii kesinlikle. İstifa ettirdi partilerinden. Bir gün önce hükümete evet, ben güven oyu vereceğim diye imza veren, atanlar, evet, noterde imza veren insanlar ertesi gün partilerinden istifa etti. Noterden imza alanını kullandığı metot hakikaten yani, farklı değil mi? Şey yapma şimdi, yani. Bu Türkiye'de o günle bugün çok yaşanmış farklı olan bir tablo. Ve buradaki sakinlik Türkiye'yi rahatsız etti. Peki amaç her partide. Amaç neydi 28? Sadece ve sadece iktidara el koymak. Başka hiçbir askerler amacı. Askerler mi iktidara? Evet. O el hiç koymadılar de, ama. Bakın öyle bir şey ki Demirel'in bir ayak bir manevrasıyla ben sizin darbeyle yapmak istediklerinizi yaparım diyen yeni bir siyasi heyet ortaya çıktı. Ben burada bir sorumluluğu daha evvel bir parça paylaşmıştım kamuoyuyla ama sizinle de paylaşayım. Aslında sizin programınızda bunu 4 sene falan evvel 28 Şubat tartışırken söylemiştim yine. Şimdi Sayın Demirel o dönemde tabii ki Cumhurbaşkanı olarak laik düzenden yana oldu. Sayın Demirel'in
çok önemli bir sözü var. Diyor ki, Cumhuriyet yurttaşının inançlı yurttaşı rahatsız edecek bir şey yapmadı. Cumhuriyet inançlı yurttaşı rahatsız edecek bir şey yapmadı. Bunu hep biz biliyoruz şimdi. Yani Türkiye'de ama kurulduğun günden bugüne bunu yaptı sürekli olarak. Mehmet Bey bak, Türkiye'de İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiçbir yurttaşımız hiçbir şekilde bu devlet tarafından rahatsız edilmedi. Eğer bunu tartışacaksak ya. Bu asker 28 Şubat sürecinde orduda atılan 1000 küsur insanın durumu ordu ortada. Ordu dediğiniz kurumun sizin cenahla bizim cenah arasında ki tercihi bakımından bizim çektiğimiz sıkıntıyı biz biliriz. Ben 4 sene hapis yaptım arkadaşlar. Cenah derken? Bak, sol cenah derken muhafazakar kesime bakışıyla sola bakışı açısından tartışmaya başlarsak bunun altından sağda siyasi tercih yapan hiç kimse kalkamaz. Yani sol sağ meselesi değil. Ordunun bu işlere karışmaması gerekiyor. Bu 1900, İnsanların yaşam tarzına karışmaması bu gerekiyor. 1990'lara kadar sağ sol meselesidir. 90'dan sonra Sovyetler Birliği çözülmüştür. Ondan sonra sol tehlike olmaktan çıkmıştır. Yahut da sosyalizm tehlike olmaktan çıkmıştır. Sonra gibi görmekten sonra onların kafasında, askerin kafasında, devletin kafasında Cumhuriyeti işte o zamandan beri diyorlar ya PKK'dan daha tehlikelidir işte irtica falan şeriatyanları falan diye böyle bir bakış açısı var. O da dar bir bakış açısı. Doğru bir bakış açısı değil. 60, 70, 80 işte 28 Şubat diye bunlara baktığınız zaman bütününe 12 Mart, 12 Eylül ve ondan sonraki süreçlerde yani bu işlere biraz böyle sınıfsal bakarsanız bundan en çok mağdur olan dar gelirli halk kesimleri olmuştur. Sivil toplum örgütleri olmuştur. Örgütlenmenin önüne geçilmiştir. Toplum örgütlü bir toplum olamamıştır. Hakkını, hukukunu koruyamamıştır. Yani askerin yarattığı bütün sıkıntı benim de temsil etmeye çalıştığım dar gelirler üzerinde olmuştur. Ve bütün bunların sebebi budur. Bugünkü tartışma da budur. Ya bugünkü tartışmaya da baktığın zaman bizim solla bir alakası yok. Ahmet Hakan bir şey söyleyebilir miyim? Ya bu söylediğiniz yani, çerçeve sol efendim, manasında değil herhalde. Değil efendim, şöyle. Şimdi bakın. Yoksa Türkiye'nin solcuların esasında faşist ya oldukları 12, ortaya çıktı. Avni Bey şimdi 12 Eylül'de Davutpaşa kışlasındaydık biz. Evet. Bizi 145 gün gözaltında tutanlar bugünkü iktidarın o zamanki gençlik kollarını gel geç yaptılar. Bütün bunları biz yaşadık. Nasıl yani bugünkü iktidarın gençlik kolları? Ya, o gün ihtilal yapanlarla bugünkü iktidarın gençlik kollarını oluşturan neyse o günkü kurumsal adı bu insanlar geldiler 3 gün 5 gün kaldılar geçtiler kıllarına bile dokunmadı bizim de anamızı ağlattılar diyorum. Türkçe söylüyorum. 66. yani tümende oldu bunlar. Peki şimdi, madem öyle Erbakan onay yattı. Erbakan onay yattı. Sendikacılık yapanlar 4 yıl yattı diyorum ya Türkçe konuşuyorum. Ben sonra da beraat ettim diyorum. Bu da teyiden bir şey söyleyeyim. Bugün asker müdahale etse yani tankları partilere martile giderken ondan önce Kızılay'daki Türk işinin önündeki çadırlara gider. Katılıyorum yani. Bütün bu müdahalelerde elbette geniş kitleler zarar görmüştür. Bu iktidar yani burada bize solculara, sunlara, bunlara değil askerin artık yani ben vasisiyim bu milleti ben bu olgunlaşmadı bu millet işte davulcuya zurnacıya gider bundan vazgeçmesi. Bugün tartıştığımız şey bu. Konuşmasında bir çelişki görüyorum. Şöyle bir çelişki anlamadım yani. Siz bizler geçmişte askerlerin elinden çok çektik diyorsunuz. Hı hı. 28 Şubat'ta yapılan askeri bir tür askeri müdahaleye de geçit veriyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Tam tersini askerin söylüyorum. Askerin elinden Rıdvan Beyler bir şey çekmedi. Hayır. O sol düşünce manasındaysa hiçbir şey çekmedi. Ya çekmiş 4 yıl yatmış. Ama bak 12 Mart, yani 1970'e kadar... Yani 1980 darbesi. Ben 28 Şubat'la söylüyor. İlgili. Yani anladım 1970'e 12 Mart'ta askerle el ele darbe yapmanın. O ayrı. Nerede? Solu. Rıdvan Bey'in yaşı belki o zaman çok küçüktü. 12 Mart'ta ben askerdim tabii onu şimdi. Siz yaptınız 12 Mart'ta. Şimdi şimdi bakın 12 Eylül'de. Hayır şu 28 Şubat'la ki tavrınızla 12 Eylül'e bakışınız arasındaki farkı açıklayın. Peki, gerçekten orada bir şey söyleyeyim peki. Şimdi bütün bu demin saydıklarımız oldu.
Yani bunları çok detaylandırmak istemiyorum. Gerek yok, evet. Geldi geçti. Şimdi o çatışmanın ortaya çıkaracağı sonuç yine bizim temsil ettiğimiz kesimlere dokunacak. Yani Türkiye'de bir asker iktidar çatışmasının sonucu, bakın bugün yine o çatışmanın sonucunda işsizlik büyüyor. Hatta diyorlar ki üretim artıyor ya, üretim artıyor, daha az sayıda insanla daha çok üretim yapılıyor. Çünkü insanlar işe mahkum. O gün de öyleydi. O çatışmanın sonucunda demokrasi eğer bir sıkıntıya girerse, sonuç itibariyle bu derhal çalışan kesimlere yansır. Bu böyledir yani. Derhal yani askeri müdahale olduğu zaman bundan en çok sıkıntı çekecek olan dar gelirli çalışan kesimlerdir. Sendikal hareket. Sizin tutumunuz veya sizin odur, görüşünüz. Odur. Bizim için gelişkin bir demokrasiden daha kutsal olan hiçbir şey yoktur. Bizim için yani örgütlenmemizi geliştirmemiz için, daha iyi haklar alabilmemiz için, daha kalıcı haklar alabilmemiz ama için. Ama işte Avni Özgürel diyor ki o dönemde diyor milletvekilleri silahla tehdit edildi diyor. Noter kanalıyla verdikleri imzaları diyor geri aldılar diyor. Asker diyor bilfiil işin içindeydi. Doğru Yol Partili milletvekilleri ölümle tehdit ederek diyor oradan oraya geçirdiler. Şimdi gazete, bakın böyle bir durum. Yani Ahmet Bey gazetecilerin nasıl telefonla, bırakın telefonu, bürolarına gelinerek tehdit edildiği, 28 Şubat süreci böyle bir süreç. 28 yani, Şubat'ta bu öyle bir takım briefingler, savcılar, milletvekilleriyle alakalı değil yani. Toplandı efendim şimdi 28 Şubat bir askeri müdahaledir, bir tavırdır. Önemli olan bu çatışmanın önüne geçmektir. O dönem bir laf söylendi. Silahsız kuvvetler devreye girsin dendi. Çünkü yani gerçekten Demirel gibi usta bir politikacı olmasaydı ve sivil toplum örgütlerine gelin bakalım şu işi çözelim demeseydi, ki onu demin onu söyleyecektim size. Ben Sayın Bayram Meral, Sayın Derviş Günday, Sayın Fuat Miras ve Sayın Refik Baydur vardı. Literatüre dörtlü çete olarak geçmiş. Beşli çete. Eksik söylemeyin. Beşli. Şimdi Sayın Demirel dedi ki hükümet yanlış yapıyor. Ama askerin de, bakın aynen söylediğini söylüyorum, askerin de her seferinde süngüyü bu işin içine sokarak müdahale etmesi dedi, Türkiye'ye zarar veriyor, demokrasiye zarar veriyor. Şimdi aynen söylediğini söylüyorum. Buna diğer arkadaşlarım da şahitlik yaparlar. Şimdi Demirel'i öyle asker yanlısıymış gibi göstermek veyahut da Demirel çok böyle endişeyle, benim cumhurbaşkanlığım döneminde asla böyle bir şey olmamalı diye bir telaşla davrandı ve orada bütün ustalığını kullanarak bu işi çözmek için bizden de destek aldı. Siz de onu desteklediniz. Demirel ve işte yani hükümetin devrilmesine örgütleri yardım ve yataklık etti. Şimdi devrildi o, hükümet. Neticede hükümet devrildi. Bu hükümet niye devrilmiyor? Bu hükümet döneminde yapılanlar. Demirel yok. Çok Abdullah daha, Gül çok var. Çok daha fazlası. Orada yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda 28 Şubat kararlarının hepsi Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkmadı mı efendim? Çıktı. 18 madde halinde çıkmadı mı? Necmettin Bey de imzaladı. Necmettin Bey de imzalamadı mı? İmzalamadım. Sonra kabadayılık diyor yapmanın. Kabadayılık değil, gerçeği söylüyoruz yani. Şimdi, hükümet devrildi sayın, sonunda. Sayın Bekaroğlu. Şimdi İmzalamasına rağmen hükümet devrildi. Ben 4 ay sonra. Evet, 4 ay sonra devrildi demek ama. Demek ki ortada onun da yadırgamadan sürdürdüğü bir düzen var. Tabii be, ama biz Sayın Bekaroğlu'yla beraber bu hapishane olayları olduğu zaman devrilmeyebilir. Beraber bildiri yazdık. Şimdi biz bütün bu deneylerden geçmeseydik ortak bildiriyi yazamazdık. Niye yazdık onu? Türkiye'de demokrasi istediğimiz için yazdık. Şimdi sizin söylediğiniz 28 Şubat döneminden sonra Sayın Recai Kutan kapandı. Fazilet Partisi oldu. Sayın Recai Kutan disk başkanıydım. Beni ziyarete geldi. Ben bu kadar rahatsız edici iş yaptıysam beni niye ziyarete gitti? Türk işi ziyarete gitti. Yok, zaten sizinle ilgili bir şey. Hayır. Onu söylemiyorum. Söylemiyorum. Hayır, bizim oradaki çok net tavrımız şu. Biz askeri rejimler bizi rahatsız eder. Onu gayet güzel açıkladınız Rıdvan Bey. Şimdi ben gayet başka bir şey daha söylüyorum. Ama bizi Cumhuriyet'in çağdaş değerlerin örselenmesi, ideolojik anlayışla örselenmesi, değiştirilmeye çalışılması da en az o kadar rahatsız eder. Avni Özgürel böyle daha bir az rahatsız etmez. Bu son söylenen yok muydu? Hayır. Söz konusu değil. Yani Cumhuriyet'in değerlerinin örselenmesi hayır, şöyle bir şey var. Nasıl söz konusu değil? Böyle bir şey yok. Türkiye'de yani birincisi zaten 150 tane milletvekiliyle aşağı yukarı o kadardı değil mi? 150 milletvekiliyle koalisyon halinde ortak olarak hükümet olmuş bir partinin
Türkiye'nin rejimini, sistemini tepe taklak edeceğine inanmak, yani bu Atatürk'e onun ilhamıyla oluşmuş cumhuriyete ve yerleşik değerlerin tamam ne kadar zayıf olduğunu, efendim dayanıksız olduğunu şöyle bir fiskeyle devri vereceğine. Oktay Bey ne diyorsunuz? Çok ne diyeyim, Avni şaka yapıyor galiba diye düşünüyorum. Gayet evet. Ciddi görünüyor. Yani şimdi Erbakan'ın sevk ettiği bir tane kanun, aldığı bir tek bakanlar kurulu kararı, çıkardığı bir tek bakanlar kurulu kararı veya ona benzer, yani az önce de söyledim. Devlet var mı diyorsunuz? Açısından. Oktay Bey var, ne diyorsunuz buna? Yani bu böyle bir şey yok. Ha söyle. Oktay Bey, laflar var. Laflar. Şimdi 1969 yılında Necmettin Bey siyasete girdi. Konya'dan bağımsız milletvekili olarak girdi. O tarihten beri bütün söyledikleri, Türkiye'de kendi özlediği, saygıyla bakarım, şer'i düzenin gerçekleşmesidir. Bütün dediklerinin özü budur. Bir şey söylememiştir bütün ama dediklerinin Türkiye'deki bir sürü yanlışlıklar eleştirmiş. Hoca, hepsinin toplayın, ekonomik düzenle bölün, karşı çıkmış, uluslararası toplayın, yönelişine bölün, karşı çarpın, çıkmış. Çıkartın, şer'i düzendir hocanın istediği. Yani şer'i düzen nedir bilemiyorum ama hocanın canım, neler istediğini tek tek sayabiliriz yani. Şimdi buyurun, müsaade buyurun da ben tamamlayayım. Buyurun. Şimdi elbette bu yani kadar Erbakan açık. Yani Erbakan 1969'dan 1996'ya kadar diyorsunuz o siyasi hareketi. Bütün o süreci. Hepsi cumhuriyete karşı. Bütün o süreci. Milli görüşü. Evet, aynen böyle. Cumhuriyete karşı. Ama nedense bütün sıkı yönetim hakimlerinde de bela etmiş. Avniciğim söz müsaade et. Cumhuriyetin temel değerlerine karşı bir anlayışı bu. Saygıyla bakarsın. O ayrı. Ama onun doğru değil tabii. Yanlış cumhuriyete itiraz ediyor. Onun yoktur. Temel değerlerine diyor. Yani layık nizama diyorum. Çürütmek için ilah maşallah. Elinden gelen her şeyi yani yap. Layık nizam filan diye Türkiye'de son derece yanlış bir şeyler uygulanıyor. Onlara İnsanlar ayrı rahatsız ayrı, ediliyor. Tek tip bir hayatta yatırılıyor. Bunlara itirazım. Zat halinizin layık düzenden anladığıyla benimki birbirinden çok farklı olduğunu biliyorum. Burada şimdi 28 Şubat. Onu isterseniz ayrıca konuşuruz. Onunla ilgili olarak Erbakan Hoca'nın önerileri gelebilir masaya. Yani, Avrupa turist dedi, Almanya Amerikan turist dedi. Bunların hepsinin safsata olduğunu kendisi de bilerek söylüyordu. Bunlar bile bir askeri müdahaleyi meşru kılmaz. Efendim ondan söz etmiyorum ki ben. Hoca rica edeyim. Buyurun. Saptırmadan. Buyurun. Bir ara verelim sonra devam edelim mi? Bir yani, ortam yumuşasın. Ben bir şey söyleyeyim öyle kapatalım. Bu iktidar konu bile 28 Şubat'tan ders çıkardık demedim ya. Demedim ya. Yani? Kısa bir ara tekrar. Yani herkes de. Evet tekrar birlikteyiz. 28 Şubat meselesini tartıştık, tartışıyoruz hala. Fakat görüşler belirginleşti aşağı yukarı. Artık biz biraz 28 Şubat'tan bugüne gelelim. Bu süreç içerisinde ne oldu ve bugün nasıl oldu da asker etkisiz hale geldi? Sivil iktidar askeri etkisiz hale getirdi. Kurumsal yapılar biraz daha oturmaya başladı. Bu anlayışa, bu yaklaşıma, bu duruma nasıl gelindi? Biraz bunu konuşalım 28 Şubat'tan sonra. Bekaroğlu. Ya şimdi tabii 28 Şubat 1000 yıl devam edecek diye bir şey vardı o zaman Genelkurmay Başkanı'nın söylediği bir şey. Kıvrıkoğlu söylemişti değil mi? Evet Kıvrıkoğlu'nun söylediği sonraki şey. Sonraki Genelkurmay Başkanı. Tabii o dönemde olanlar açısından bakılırsa 1000 yıl falan devam etmedi. Ama etkileri sürmüyor mu? Sürüyor. Yani ne tür etkileri mesela var? İnsan hakları ihlalleri açısından işte başörtüler hala üniversiteye giremiyor. İşte bilmem kaç sayı problemi bir sürü şeyler devam ediyor. Ama o haliyle devam etmedi 28 Şubat. Edemezdi de 28 Şubat'ta gerçekten katılıyorum ben. Birçok toplumun değişik kesimleri sadece 28 Şubat'ın muhatapları değil. Ama en çok onlarla işte dindar, mütedeyyin neyse işte as subayından esnafından holding sahibine kadar geniş bir kesim haklı haksız çok büyük baskılar altında kaldı, bedel ödedi. Ama bütün bir toplum bedel ödedi. Yani ekmek yani garibanın eline geçen ekmek küçüldü. Herkes
hak ve özgürlükler açısından geri adım atıldı. İşte demokrasi sıçrama bu konuda geri adım atıldı. Milli gelir düştü. Hesap edelim, 28 Şubat sonrasındaki dönemde Türkiye'de 2001 krizine gelene kadar yaşananlar, batan bankalar, 100 milyarlarla ifade edilen dolar, kaybedilen paralar. Ondan sonra işte 2001 krizinde Türkiye'nin IMF'ye mecbur kalması, almış olduğu yüksek faizli borçlar filan, bütün bunlar ve neticede şu anda Türkiye'de bir düzen var. Yani tartışıyoruz. Ödenen bedellerin bir kısmı elbette, yani 28 Şubat'ta o olaylar olmasa, o tecrübeleri yaşanmasaydı, bugün işte balyozdan işte Ergenekon'un değişik aşamaları diyelim, yapılan soruşturmalar filan, bütün bunlar 28 Şubat'tan bu tarafa, hatta Susurluk günlerinden bu tarafa devam eden bir şeyin sonucudur. Yani ödenen bedeller, her şey boşa filan da gitmemiştir. Yani Türkiye, şunu düşünün, 4 sene oldu Hrant Dink'in yargılandığı günlerde. Onun mahkemesine gelen işte Veli Küçüğü falan düşünün. Hani nasıl bir şeydi orada, böyle nasıl duruyordu adam. Veli Küçüğün yargılanacağı, tutuklanacağı aklımıza bile gelmezdi. Bugün neler oluyor? Ve bunlar önemli şeyler. Ben buna inanıyorum. Ya Ergenekon soruşturması son derece önemli bir soruşturmadır. Türkiye'de gerçekten vesayet sistemi bana göre fiilen bitmiştir. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için çok önemli şeylerdir bunlar. Bir takım teknik hatalar, hak ihlalleri, bir sürü şeyler olmasına rağmen çok önemli şeyler. Bunu yapan savcılar, hakimler tarihe geçecektir. Bunlar kahramanlardır. Ben buna inanıyorum. Peki Bekaroğlu, şöyle bir durum var. O zaman 28 Şubat'ın doğurduğu hak ihlalleri vardı. Sonra o bedeller ödendi ve birdenbire mi oldu yani bu hesaplaşma? Hayır, birdenbire olmadı işte. Bu rövanşta da bir ciddi problem var. Yani bugün aslında 28 Şubat'ın bir sonucu olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, mevcut hükümetin çok ciddi sorunları var. Yani oraya geldiysek yok, oraya gelmiyoruz. Mesela diyorsunuz ki AKP'yi, AK Parti'yi 28 Şubat doğurdu. Elbette. Bunu neye dayandırıyorsunuz? Yani birçok şeyden, bakın Refah Partisi kapatıldı, işte şöyle böyle deminden beri konuştuğumuz şeyler vardı. Fazilet Partisi'nin niye kapatıldı? Bunlar tartışıldı aslında, bütün bunlar yazıldı. Gazeteciler, birçok insan kitaplar yazdı neler oldu diye. Ama netice itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubat sonrası, 28 Şubat'ın oluşturmuş olduğu siyasal ve ekonomik sisteme tepki olarak geldi. Kim ne derse desin. Yani 2001 krizi 28 Şubat'ın sonucudur, 2001 krizi. Ya, o anlamda. Evet, orada 28 Şubat'ın siyasal sisteme müdahale etmesi her şeyi alt üst etti. Çok ciddi bedel ödedi, hem ekonomik olarak hem hak ve özgürlükler, demokrasi açısından, ve buna karşılık olarak Adalet ve Kalkınma Partisi geldi. Çok yani. Bu anlamda bir sonucudur Adalet ve Kalkınma. Bugünü konuşacağız, biraz daha derinleştireceğiz. Evet. Bu süreci bir de Rıdvan Budak bize değerlendirsin. Evet, şimdi ben Sayın Bekaroğlu'na şöyle katılıyorum. Şimdi merkez sağ ve merkez sol ekonomik sosyal programları uygulamakta, toplumun sorunlarını çözmekte çok başarısız oldular. Bu tepkinin sonucu mu geldi diye sorarsanız, merkez sağın ve merkez solun başarısızlığı başka bir model aradığı, başka bir siyasi süreç aradığı, ve AKP genç insanları aradı ve 2001 çöküntüsünün üzerine AKP geldi, oturdu. Başka elde avuçta bir şey yoktu. Yani örgüt mağduriyet de orada rol oynadı mı? Ay, mağduriyet rol oynasaydı 99, yani 97, 28 Şubat 97'de oldu. Mağduriyet rol oynasaydı Fazilet'in 15'e düşmemesi lazımdı 99 seçimlerinde. Ona çok katılmıyorum. Bu çok önemli. Bir dakika. Bekaroğlu, ne diyorsunuz buna? Yani mağduri, evet. Rıdvan Bey'i kesmek istemiyorum ama şöyle bir şey var yani. 99 seçimlerinde millet bana göre 28 Şubat'a o karışıklıklara sebep olan aktörleri, mağduruyla, şeyiyle, işbirliği yapanlarıyla, yani o siyah oradan bıktı. O bedeller, bu onlar tasfiye etti bence. Anladım. Ve tabii orada seçime gidilirken yapılan taktik yanlışlar var, küskünler hareketi falan, sıkıntılar var. Ama esas cevap bana göre
2001 krizi ve ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle bir toparlayayım müsaade ederseniz. Şimdi bakınız, dünyanın her yerinde siyasi iktidarlar topluma yaşattıklarıyla sandıkta sonuç bulurlar. Eğer insanların karnını doyuruyorsanız, insanlara aş, iş, ekmek sağlıyorsanız, onların çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunuyorsanız, onlara bir ev verebiliyorsanız ki bugünkü iktidarın bu kadar oy almasının sebeplerinden birisi bu, bunları bir şekilde başarıyor, o sizi terk etmiyor kolay kolay. Eğer bütün bunları yapamıyorsanız ki Türkiye'de merkez sağ, özellikle merkez sağ, yani Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller dönemi çam bir çöküş dönemidir. Aynı siyasi ideolojiyi paylaşan, aynı ekonomik bakış açısına sahip, aynı sosyal performansa sahip olan bir olması lazım gelen iki parti vardı. Yani ANAP ve Doğru Yolu kastediyorum. Merkez sağ çökünce zaten merkez solun takatı kalmamıştı. 12 Eylül silindir gibi geçmişti üzerinden. Bir daha da toparlanamadı biliyorsunuz. En fazla aldığı oyda zaten. O AKP oradan 28-29'larda 94 seçimlerinde, yerel seçimlerinde netice aldı. Sonuçta yok 89 seçimlerinde netice aldı. O devrede, o dönemde Ecevit çekilebilseydi belki Sayın İsmail Cem'le falan DSP varlığını sürdürebilirdi. Ecevit çekilmediği için işte Kemal Dervişli CHP'de %20'lere de oldu. Ondan sonraki süreçte tekrar merkez sağ toparlanamayınca Tayyip Bey sağda, merkez sağda kapsayan bir açılım yaptı, bir siyasal açılım yaptı. Bir demokratik program ortaya koydu ve bir ekonomik, sosyal öngörü projesi ortaya koydu. Oy aldı. İlk dönem tabii çok güçlü bir iktidar ortaya çıkınca yabancı sermaye de geldi Türkiye'ye. Özelleştirme bu güçlü iktidar tarafından çok hızlı bir biçimde yapıldı. 704 parça fabrika, sanayi kuruluşu, arsa, arazi satıldı bu iktidar döneminde. 40 milyar dolara yakın, çok büyük para bu para Türkiye için. Bir yıllık faizini karşıladı aşağı yukarı Türkiye'nin. Hem az bir para hem çok bir para tabii. Bir tarafıyla. Yani sonuç olarak asker. Dolayısıyla bu işi oraya buraya bağlamaya gerek yok. Böyle 28 Şubat'tı falandı filandı. Askeri vesayetli falan. Bütün Türkiye normalleşmeli. Türkiye demokratikleşmeli. Asker kışlasına dönmeli. Kışlasındaki yöntemi dışarı taşırdığı an her tarafı kışla yapıyor. O son derece Türkiye'nin gelişmesini, çağdaşlaşmasını, uluslararası çağdaş aileyle bütünleşmesini önlüyor. O zaman bu işin normali şu. Siz iyi bir demokrasi yapmak istiyorsanız iyi bir ekonominiz olmak zorunda. Kötü ekonomi üzerinde iyi demokrasi olmaz. Bu hikaye. O zaman Türkiye'de siyasi iktidarlar hızla ekonomik iyileşmeye, hızla üretmeye, hızla insanlara iş, aş, ekmek sahibi yapmaya çalışmalı. Peki Rıdvan Bey. Bugünkü kavga bu eksen etrafında değil. Esas şikayet bu. Peki bugün çağdaş demokrasi standartlarına kavuşuyor mu Türkiye? Yani asker kışlasına hayır, dönüyor. Bu ekonomik düzlem üzerinde bunun olması mümkün değil. Yani bu bozuk yok, sistem yok. Yok yok hayır. Ama vesayet yani, sistemi de sona erdi deniyor askeri vesayet efendim, sistemi. Evet vesayet sistemi sona erdi ama iktidarın vesayeti başladı. Mevcut iktidarın vesayeti başladı. Canım 2 gündür 3 gündür Türkiye Sayın Başbakan'ın tekel işçileri onu bunu herkesi tehdit etmesini bıraktı. Şimdi gazete patronları tehdit ediyor. Gazeteci olarak patron yok Türkiye'de. İş adamı olarak gazeteci sahipleri var. Onlara söylüyor açıkça. Yani siz onu yazdırmaya devam ederseniz, siz bunu yazdırmaya devam ederseniz, işte Oktay Ekşi herhalde kastedilenlerden biridir Oktay abi. Yani sonuç itibariyle bu uzun zamandan beri devam ediyor. Şimdi askeri vesayetten kurtulan da Tayyip Bey'in vesayetine mi girelim? Yani böyle bir demokrasi olabilir mi? Onun için. Yok, seçimde değiştireceğiz onu. Tabii çok inanıyorum değişecek. Seçimde değiştireceğiz. Niye onun vesayeti olsun? Canım askeri vesayete gerek yok zaten, çıkarın kanunları. Ya silahları olsun, yoksa seçimde değiştireceğiz. Olsun bitsin. Hayır ben de diyorum ki Sayın Başbakan'ın müdahale biçimi, yani Sayın Başbakan'ın müdahale biçimi sivil bir siyaset adamının müdahale biçimi değil ki. Ama güçlü. Bekaroğlu şöyle bir şey var. Seçimde değiştireceğiz diyorsunuz. Değişir diyorsunuz. Eğer hani sivil vesayet varsa. Ama demokrasilerde denetim mekanizmaları sadece seçimlerde işleyen mekanizmalar değildir ki. Yani basın vardır, başka mekanizmalar vardır, sivil toplum örgütü vardır. Dolayısıyla nasıl olsa seçimde değişecek. Şimdi seçime kadar ne yaparlarsa yapsınlar, hayır, sesimizi çıkarmayalım. Kesinlikle. Ben şunu denmez yani. Dolayısıyla Rıdvan Bey'in söylediği doğru. Doğru şu yani
sivil seçilmiş bir iktidar var. Bu işte sivil dikta. Vesayet işte biraz ağır bir böyle kelime. Böyle şeyler belki yapıyor. Bunun karşılığı asker değil. O anlamda dedim. Anladım. Yani ya yoksa, şey Türkiye'de var. Demokrasi eksik. Hayır, bugün kimse öyle bir şey demedi. Şimdi Türkiye'de demokrasi eksik. Elbette denetlenmesi gerekiyor yani. Sayın Başbakan sürekli denetlenmeli mutlaka. Sayın Başbakan'ı bugüne kadar asker vesayeti karşısında en çok destekleyen liberal gazeteci arkadaşlarımızın hepsi kınayan yazılar yazdılar ve bugün bir bildirinin altına imza attılar. Siz attınız mı bilmiyorum abi. Attım. Yani ben de attım. Hatta hepiniz liberal olmayan veyahut da ne bileyim ben işte farklı siyasal çizgilerdeki değerli arkadaşlarımıza imza attılar. Demek ki Sayın Başbakan'ın, peki Sayın Başbakan yalnız bu sözü attığı için mi, söylediği için mi attılar? Hayır. Bunun bir geçmişi var. O kadar farklı yaklaşımların birikimi tabii sonucu oldu ki bu. Bu gazeteciler de çok suçlu. İşçiye, işsize, ananı alda geldiğince hiç seçtiğini çıkarmadılar. Yok yazdılar. Türk yani, basını bana göre Türk basını yani, o, yani, çok iktidara evet tapanlar yani, dışında başka bir, şey için, bir ülkedeki gazeteleri okuyorsun galiba. Bu kışkırtmayı şunun için yaptım. Türkiye'de belli. Maalesef kışkırtma yaptım. Türkiye'de maalesef yani sıra bize gelince, yani gazeteciler falan kastetmedim. Sıra bize gelince insanlar ses çıkarıyor. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama işte böyle yapmamak lazım. Yani standart.
28 Şubat'tan bugüne neler olup bitti onu tartıştık. 13 yılı konuştuk ve bugünkü son manzarayı ele aldık. Avni Özgürel, Oktay Ekşi, Rıdvan Budak ve Profesör Mehmet Bekaroğlu konuğumuzdu. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.